Siz, ben hiç düşündük mü gerçekten? Acaba Danıştay aksine bir karar verir mi diye. Hiç düşünmedik. Sadece nasıl bir şeyi hukuki gerekçe olarak bulacağını düşünüyorduk. Çok net söyleyeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı zaten Danıştay kararları hakkında eğer kendisinin beğenmediği kararlar olursa ne düşündüğünü daha önce çok açık, net bir şekilde beyan etmişti. Hatırlarsınız, din dersi konusunda Alevilerin din derslerine katılmaları katılmamaları konusunda Danıştay'ın kararına Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakanlığı çıktı ve çok net olarak sen kimsin dedi. Sen Danıştay kimsin? Sen din alim misin? Sen ulema mısın? Sen din bilginlerine sordun mu? Diyanete sordun mu? Sen nereden bilirsin bunu? Tanımıyorum kararını dedi. Doğru mu? Bunu söyleyen, Danıştay'ın hakkında ne düşündüğünü çok açıklıkla söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı, ay bir dakika bekliyoruz. Danıştay'ın kararını mutlaka bekliyoruz. Aksi takdirde bir şey yapamayız dediğinde zaten hepimiz bunun olduğunu, belli bir döneme denk getirileceğini bekliyorduk. Peki şunu sormak istiyorum hemen arada ama. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de Ayasofya Camii olamaz mıydı? Çünkü bravo, pek çok şeyi bravo var. Bravo, onu söyleyecektim zaten. Aksi takdirde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Bakanlar Kurulu'nun o 34 tarihli kararın arkasından başka bir Bakanlar Kurulu kararıyla bu değiştirilemez miydi? Şimdi Bakanlar Kurulu olmadığı için Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu iş yapılamaz mıydı? Yapılırdı. Peki neden yapılmadı ve neden beklendi ve neden Cumhurbaşkanımız ben kararnameyle yapmam, Danıştay'ın kararını bekliyorum dedi. Neden? Çünkü Danıştay verdiği kararla esas bugüne kadar tahayyül etmedikleri bir şeyin de önünü açıyor. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet bir irade beyanında bulunmuştur. Bu irade beyanını artık ne Atatürk, ne hukuk, ne başka bakanlar kurulu kararı değiştiremez diyor. Bakın burası çok önemli. Yani bu artık Danıştay'ın da şeyinde ne düşündüğünü, hukukun nereye geldiğini göstermek açısından belirleyicidir.